et desteği vereceğim. Kış aylarında 500 liralık doğalgaz desteği vereceğim. Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Adem Güney, açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı kazanan emeklilere her ay 550 liralık kırmızı et desteği, kış aylarında da 500 liralık doğalgaz desteği sağlayacaklarını söyledi. Açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı kazanan emeklilere her ay 500 liralık kırmızı et desteği vereceğim. Kış aylarında 500 liralık doğalgaz desteği vereceğim. Samsun Ordulular Derneği'ni ziyaret eden Yeniden Refah Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Adem Güney projelerinden bahsetti. Samsun'un altyapı sorunlarına değindi. İmarda geç kalınmış geçmiş dönemde. İşte köyden şehre o hızlı göç olduğunda altyapıyı ve imarı yetiştiremediler ya da yapmadılar, önemsemediler. İşte yukarıdaki mahallelerde gelişi güzel bir yapılaşma, imarlaşma, dar sokaklar işte bunun sıkıntılı durumlar ortaya çıktı. Şimdi oralarda bir de kentsel dönüşüm adı altında çivi çaktırmıyorlar. Sizin oraya gitmiyor. Gidiyor ve mahallelerde yerli halk kalmadı. Evet. Iraklı, Suriyeli. Yani oralar artık suç yatağı olmaya başladı. Ve Samsun'da uyuşturucu kullanımı %3000 artmış. %3000'e yakın. Müthiş de bir artış söz konusu. Tabi oraları ıslah etmek lazım. Süratle kentsel dönüşüm yaparak mağduriyet oluşturmadan. Şehrin imarı yapılırken çok yanlış strateji oluşturulduğunu belirten Güney, kentsel dönüşüm ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşın elinden yeri de almadan dediniz ya, kamu kar etmez. Hayır. Kamu bazı işlerde zarar edebilecek. Niye? Kardeşim yani bu vatandaş vergi veriyor. Efendim yeri geliyor, canını veriyor. Ya bu vergileri vermiş oldu. Şu çayı içerken evlen içinde bir dünya vergi ödüyoruz. Evet. Bir dünya vergi ödüyoruz. Bu nereye gidiyor? Oraya gidiyor. Ama maalesef seçilen belediye başkanlarımızın öncelikleri bu olmadı. Mahallelerde açık alanlar, işte sosyal yaşamı geliştirici altyapı hizmetleri olmadı. Mesela bir belediye başkanı duyarsınız. Bir makam odasını tefrişe kalkışıyor. 28 trilyon harcayabiliyor. Para var. Parayı 28 trilyon. Gülsan Sanayi Sitesi kamulaştırması tamamen faul. Vatandaş mağdur edilerek kamulaştırılıyor. Vatandaşın dükkanı 1 trilyon 100 metrekare dükkanı, ama Toybelen'de yukarıda 100 metrekare bir dükkan 4-5 trilyon. Belediye satarken bu şey. Aslında belediye hiç kamu kaynaklarını kullanmadan, aktarmadan rahatlıkla Gülsan Sanayi esnafını oraya taşıyabilir. Bir kuruş para harcamadan. Çünkü orada bir uygulama yapmıştık. Ben de o kooperatifin avukatıydım. İşte yöneticisiydik. Bir kuruş belediyenin kasasına para çıkmadan, keresteciler sitesi var orada. Evet. Kooperatif. Bir kuruş kamunun belediyenin kasasına çıkmadan orada güzel bir kooperatif. Hatta belediyenin yapacağı yolun parasını dahi kooperatif üyeleri kendi aralarında yaptı ve herkes de mutlu. Bu şekilde kaynaklar maalesef yanlış kullanıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan operasyonu hatırlatan Adem Güney, Mali İşler Daire Başkanı'nın kasasından 33 trilyon değerinde külçe altınlar çıktı. Bu para bizim 2 yıllık desteğimize denk ifadelerini kullandı. Bizim şimdi bazı projelerimiz var. Bu projeler nasıl kaynak oluşturacaksınız diye bazen soruyorlar. Evet. Mesela diyorum ki açlık sınırının altında maaş alan ve sosyal yardım alma hakkı kazanan emeklilere her ay 500 liralık kırmızı et desteği vereceğim. Kış aylarında 500 liralık doğalgaz desteği vereceğim. Diyorlar ki ya sen atıyorsun. Yani nereden bu kaynak olacak? Geçenlerde yani bundan 4,5 sene önce Büyükşehir Belediyesi'nde bir operasyon yapıldı. İdari Mali İşler Başkanı kasasından 33 trilyon. O zamanki değer 33 trilyonluk külçe altın, çek, senet, döviz, nakit paralar çıktı. Bugünün değeri 200 trilyona. Aşağı yukarı bizim 2 yıllık bu desteğe denk.